ki o el sıkma iyi. Peki Mehmet Şimşek ne diyor? En güvendiği adam ne diyor? Mesela ekonomide hani dedi ya inşallah düzeleceğiz. İşte sabır istiyorum sizden. Ne bileyim bize zaman verin. Tasarruf yapmak zorundayız. Enflasyonu indireceğiz. Her şeyi halledeceğiz. Evet çok güzel. İnanıyor musunuz? Hayır ben inanmıyorum şu an için. Erdoğan'ın bu söylediğine inanmıyorum. Ha şimdi Mehmet Şimşek belki bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama sanki o da bir yere kadar yapabilecek. Ve bakınız bugün NTV'deydi. İtiraflar vardı. Bizi nasıl kötü yönettiğinin Erdoğan ve Nebati ikilisinin bizi nasıl kötü yönettiğinin itiraflarında bulundu. Aslında şöyle özetleyebiliriz aynı oradaki gibi. Nurettin Nebati'yi fena harcadı. Uzun süre kur tutulmuş. Biz kuru serbest bıraktık. Çünkü bir taraftan rasyonel politikalar diyeceğiz. Sonra kurum müdahale bu doğru değil. Ekonominin dümenindeki isim Mehmet Şimşek göreve gelişinin 100. gününde kendinden önceki ekonomik adımları eleştirdi. Geçmişte kurum baskılandığını itiraf etti. Yapılanların doğru olmadığını söyledi. Enflasyon hedefimizi iddialı bulanlar olabilir. Saygı gösteriyorum. Biz mümkün olduğunca o an itibariyle en gerçekçi rakamları ortaya koymaya çalıştık. Biz tabii uzun süre kur tutulmuş. Yani 2021'in Aralık ayıyla aşağı yukarı 2023'ün Mayıs'ına kadar kur belli bir düzeyde tutulmuştu. Biz kuru serbest bıraktık. Çünkü bir taraftan rasyonel politikalar diyeceğiz. Sonra kurum müdahale bu doğru değil. Şimşek seçimlerin ardından en kapsamlı değerlendirmesini yaptı. Erdoğan'ın ikinci kez ekonomiyi emanet ettiği bakan ikinci ve üçüncü ev kredisi için kapıları kapattı. Taşıt kredilerinde biz çok net bir şekilde sınırlayıcı bir perspektife sahibiz. Bunu açık bir şekilde ortaya koymak istiyorum. Mesela birinci konutu biz kredilendirme konusunda herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğiz. Evet. Yani birinci konut, vatandaşımızın konut edinmesini destekliyoruz. Ancak ikinci konut, üçüncü konut veya tatil diyelim ki yerlere ilişkin vatandaşın imkanı varsa alır. Ama krediyle biz bunu desteklemeyeceğiz. Krediyi bu alanlarda ciddi bir şekilde sınırlayacağız. Merak edilen başlıklardan biri de kur korumalı mevduat uygulamasıydı. Bu konuda müsterih olunması çağrısı yaptı Şimşek. Korumalı konusunda çok fazla doğrusu konuşmayı tercih etmiyorum. Bizim önceliğimiz programı uygulamak. Önceliğimiz rezerv biriktirmek. Biz bunları başardığımız ölçüde kur korumalıdan çıkış stratejimizi uygulayacağız. Var mı stratejimiz? Var. Ama bu aşamada çok da spekülatif konulara girmek istemiyorum. Mevduat sahipleri müsterih olsunlar. Herhangi önemli bir değişikliğe gitmeyeceğiz. Kur korumalı mevduat devam edecek. Aslına bakacak olursanız itiraflar. Yani bunlar Nurettin Nebati ve Erdoğan ve Nurettin Nebati ikilisinin ülkeyi nasıl yönettiğinin birer göstergesiydi. Ya paralarımız saçıldı seçim zamanı. Herkes söylüyordu. Bak bunlar bunun çıkışı acı olacak milletten. Bunun acısını memleketten fena çıkartacaklar diye. İşte Nurettin Nebati'yi de bu şekilde harcadı Mehmet Şimşek. Ya bu yanlış politikalar peki yapılırken Erdoğan neden bunlara dur demedi? Neden dur demiyordu? Bakın. Bu fatura bize çıkıyor, bu yük bize çıkıyor. İşte politikacılar demiş ki Tekin Cömert, politikacılar hiç olmasın ekonomi kendiliğinden düzelir. Ya biz denek miyiz ya biz? He? Biz denek miyiz? Üzerimizde deney mi yapıyorsunuz Sayın Erdoğan? Yeni ekonomiye getirdiğiniz Berat Albayrak'la, ne bileyim ekonomiye getirdiğiniz Nurettin Nebati'yle, şimdi Mehmet Şimşek'le. Biz bu ülkenin denekleri miyiz? Çünkü sizler şatafat içinde yaşıyorsunuz. Sizler güzel yaşıyorsunuz. Evet belki bizler de güzel yaşayabiliyoruz Türkiye standartlarına göre. Çok mağdur olmadan ama o kadar çok mağdur olan insan var ki ve bunların birinci derecede sebebi sizsiniz. Siz buna neden oluyorsunuz. Bizi denek olarak kullanarak. Bir vatandaş demiş ki Anelka, takma bir isim. İnşallah siyasal İslam'a bağlamak nasıl bir akıl tutulmasıdır Fatih? Merhamet şart demiş. Anelkacığım sana şöyle söyleyeyim. Gerçekten siyasal İslam'ın içerisinde olanlar o inşallah kelimesini çok kullanırlar. Boş yere de çok kullanırlar. O caminin içerisinde siyaset yapmayı çok severler. Caminin avlusunda da siyaset yapmayı çok severler. Çünkü muhafazakar bir ülke olduğumuzu bilirler. Dini figürleri kullanmak onlar için çok serbesttir. Dini figürleri çok rahat kullanırlar. Hem caminin içerisinde hem caminin dışarısında. Çünkü muhafazakar olan bu toplumu o kelimelerle, o cümlelerle süzeceklerini, etkileyeceklerini bilirler. Onun için ben bunu kullandım. Ve yani hiç
normal dindarlara baktığımızda, dinbazlara değil, dindarlara baktığımızda onlarda zaten hiçbir sıkıntı yok. Ama maalesef siyaset bu şekilde kullanıldığı zaman, dine alet edildiği zaman ne olacağını birazdan göstereceğim. Çözmüş, olayı çözmüş bir insan gelecek ekrana birazdan. Şimdi gelelim karne meselesine. Diyeceksin ki okullara mı geçtin? Hayır, Mehmet Şimşek'in karnesine geçtim. Güveniyor musunuz derseniz ortadayım. Yani Gaye Hanım için de ortadayım. Yani Erdoğan faktörü varken nereye kadar gidebilir, nereye kadar adım atabilir onu bilmiyorum, göreceğiz. Hani evet hesap verebilir dedi, evet öngörülebilir dedi, tutarlılık dedi ama nereye kadar dayanabildiğini göreceğiz hep birlikte. Size soruyorum, bu kişiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz yaşayan, sokakta yaşayan kişisiniz. 100 günde Mehmet Şimşek'e geçer not verir misiniz? Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek. İkna edilmesi haftalar, belki de aylar sürdü. Mehmet Şimşek'in adı böyle duyuruldu. Hazinenin anahtarını Nurettin Nebati'nin elinden aldı. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. İlk mesajının üzerinden tam 100 gün geçti. İşte Mehmet Şimşek'in 100 rasyonel günü. Takvimler 4 Haziran 2023'ü gösteriyor. Kura müdahale eleştirilerinin odağındaki Merkez Bankası frenden ayağını çekti. Şimşek'in göreve geldiği gün 21 lira seviyesinde olan dolar bugün 27 lira sınırına dayandı. 100 günde değer kaybı %28. Şahsıma zorluklar ve yüksek beklentilerle dolu ağır bir görev verildiğini biliyorum. Ve en can yakan konu enflasyon. Şimşek'in öncelikli hedefi olan fiyat artışları da son 100 günde durmadı. %38 ile başlayan rasyonel süreçte enflasyon %60'a dayandı. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız. Nebati'nin heterodoks politikasından dönüşün simgesi. Faizde dev artışlarda hayatımıza Şimşek dönemiyle girdi. Nebati döneminde aylar süren indirimlerin izi 3 ayda silindi. %8,5'tan alınan politika faizi %25'e çıkarıldı. Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in ilk 100 günü böyle geçti. Şimdi gözler rasyonele dönüş politikalarından alınacak sonuçlarda. Sizler tabii hepimiz yaşıyoruz. Sokağa, pazara çıktığımızda, markete gittiğimizde hayat pahalılığını hepimiz görüyoruz. Ve karşı karşıya geliyoruz mekandaki insanlarla. O yüzden dedim yani sizin notunuz nedir? Bugün YouTube'a da bu soruyu sorduk. Mehmet Bey eğer izliyorsanız veya yakın çevrenizde izleyenler varsa dikkat ediniz. Çünkü bu kamuoyunun bir yansıması. YouTube'da Mehmet Şimşek'e inanıyor musunuz dedim. Bakın güvenmekle inanmak kelimeleri birbirinden çok farklı. Oraya güvenmek.